Mehmet Aslantu, Türkiye İşçi Partisi Muğla Milletvekili adayı karşımızda. Onunla şu anda hem kendini konuşacağız hem biraz siyaseti konuşacağız. Mehmet abi selamlar. Abi dememde bir mahsur yok herhalde. Hiçbir mahsur yok. Denizcilikten de birazcık evet, abiliği aynen. alırım. Bir de yaş olarak zaten. Ama senin o güzel yüzüne, güzel gönlüne her zaman abi olarak da bir dost olarak da hayranlığımız var. İyi ki varsın Fatih. Sağ ol. Sizler de iyi ki varsınız. Nasıl gidiyor? Siyasete yeni girdin. Siyaset nasıl bir şeymiş? Yani aslında ben ya meslekte böyle 40 yıla yakın bir süre diyelim, 35 yıl ilk başrolden bu yana filan, ama hani ben merkez partilerden zaman zaman teklifler aldım. Siyaset hiç aklımda yoktu. Candaş da o yüzden şöyle bir söyleşiden bir tarihte yakın zamanda, çok sık aralıklarla yapmıyorum. Belki şimdi kademe kademe senle bu sıcak sohbet sonrasında sonrasında bir erozyona da sebebiyet vermeden, kulakları da tırmalamadan hakikatin dili ve sözü olarak bir şeyler söylemek gerekiyor. Benim için durum şu. Ben siyasete girmedim. Ben bir haysiyet mücadelesine girdim diye düşünüyorum. Yani bu toplumsal alanda hak ve özgürlüklerden, ekonomik travmalara, sosyal devletin erozyonundan bizim alanlarımıza, kültür ve sanat iklimine kadar nüfus eden ve izin verdiği kadar soluk almamıza, soluk almamızı isteyen neredeyse ve bunun da farkında olmayan, yani aksini düşünen sanki. Yani gerçekten mi öyle düşünüyorlar, bu muhakeme eksikliği midir, şaka gibi her şey. Ama böyle bir durumda sanatın her şeyden bağımsız, abilerim için söyleyeyim, ablalar, arkadaşlar, kardeşler için söyleyeyim. Yani böyle bir iklimde kültür sanatın da kuşatıldığı, hak ve özgürlükler üzerinden ifadenin kısıtlandığı ve gittikçe bu kısıtlanmanın da şiddetlendiği bir zeminde, zamanda sanat üretmenin görece konforu ya da görece bağımsızlığı ne olabilir ki zaten? Yani Mehmet abi, hayati bir şey soracağım. Bak, bir şey sanattan bahsettin de, sanatçı, o çok tartışılır sizin camiada da. Sanatçının bir duruşu olması gerekiyor mu? Elbette. Politik iklime, sosyolojik iklime sözü yoksa eğer, bunlardan soyutlanmış bir sanatın da geleceğe söyleyeceği şey çok görecedir, çok izafidir, çok nedir ben anlamakta zorlanıyorum. Benim geride bıraktığım süreçte yaşadığımız bir sürü şeyin bana düşen kadarıyla söyleşilerde, röportajlarda öyle sorular var ki gazeteci arkadaş, manşete çıkanlar var, çıkmayanlar var. Cevaplamadığım hiçbir soru yok. İmtina ettiğim hiçbir soru yok. Mesleğim adına endişe ettiğim, ya yanlış anlaşılırım, işte kitle öyle düşünür, seven var, sevmeyen var. Bunlar çok çok zayıf karakterli yapıların işi. Yani insan sözünü küfür olmadıktan sonra, hakaret olmadıktan sonra niye saklar ki? Yani, dolayısıyla siyaset artık görülen o ki, işte dillendiriyorsun, arkadaşlarımız da öyle. Üstelik bu yıllardır kademe kademe artarak da gidiyor. Hakikaten çevreyi gelecek kuşaklar için korumaktan kendi rantı, vahşi rantları için, bireysel ya da grupsal rantları için umursamayan ve bunun için de meclise herhangi bir tedbirin bir türlü sağlanamadığı bir zeminde, hak ve özgürlükler keza, ekonomik travmalarımız mutfak yangın yerine döndü. Hepimiz için döndü. Yani herkes için döndü. Ve buralarda böyle bu meselelere bakın çözüm biziz yani filan gibi böyle hayatımızı gerçekten gittikçe ağırlaştırılmış hale getiren bir yerde, ya dur bakalım sanatı yine siyaseti yine de bir takım arkadaşlarımız yapsın. Biz de bulunduğumuz yerden taşın altına elimizi sokmayalım. Hayat başka konforları da içeriyor deyip geri çekilmeyi çok etik bulmuyorum. En masumane ifadeyle. Şimdi Mehmet abi, bilmiyorum aşağıdaki mesajları okuyabiliyor musun, ama insanlar düzgün konuşan, düzgün davranan, özlenen siyasetçi modeli diyor sizin için, ama sen siyasetçi olarak kendini görmüyorsun. Nezaketin vücut bulmuş hali diyorlar. Tipe çok yakıştı diyenler var. Mehmet Aslantu tipe çok yakıştı diyor mesela Yıldız. Yani sizinle ilgili çok güzel mesajlar geliyor. Burada şunu diyor musun sen? Bir oy, yani seçim çalışmanı yaparken bir oy tipe, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na mı diyorsun? Veya Cumhurbaşkanı'na diyor musunuz? Evet, aynen öyle diyorum. Tam da öyle diyorum. Yani bunun
kucaklayıcı, akut sorunları hemen aşabilmemiz için biricik çözüm olduğunu düşünenlerdenim. Mehmet olarak da böyle düşünüyorum. Tipli, işte milletvekili adayı, şu ya da bu sebeple. Yani ben bu konuda arkadaşlarıma mecliste olayım, bir kariyer planlaması. Yani bizim alanımızın, kaldı ki ben bu süre içinde sadece aktörlükle hemhal olma yarışında da olmadım. Yani bu konuda tamahkarlıklarım olmadı. Evet, hayat bu anlamda mesleki açıdan biraz cömert davrandı vesaire. Filmler, 68 kuşağının güzel yönetmenleriyle çalıştım. Yani Müstihar adla yazılmayan, Atilla İlhan'ın kendi imzasını attığı televizyon dramalarının içinden geliyoruz. Yani şimdi bakıyoruz, oradaki kültürel iklim, televizyona yönelik söylüyorum, biraz da hemen kapatacağım parantezi. Yani hikaye üretmek, dramaların açık TV'lerde böyle büyük reytinglerle gelecek inşa etmesinde kamusal alanın yararını, okumayan bir toplumda aslında izlerken de hayatı iyileştiren başka parantezler açmanın çok gerekli olduğunu düşünenlerdenim yıllarca. Bunu televizyonlarda çok tartıştık biz. Ve insanlar bu konuda bizim meslektaşlarımızın önemli bir kısmında ya bizim öyle bir derdimiz yok, kurmaca işler yapıyoruz filan deyip meseleyi kapattılar. Yani bu kapatma hali, şimdi geldiğimiz noktada işte böyle bir sıkışmışlıktan çıkmaya çalışıyoruz ve insanlara muhakeme yeteneğini arttırmak için enerjiyi bir arada toplamaya çalışıyoruz. Aslında bütün bunların şeyi, tabii senin yaptığın haberlerde insanların bu mahkemesine katkı sağlayacak. Kimse kimseye toplum mühendisliği yapmıyor, öyle bir haddi yok. Sadece şeffaf oluyoruz, hakikati anlatmaya çalışıyoruz. Peki. Başka bir derdimiz de yoksa. Peki, şimdi geçen gün pazar günü biz bir yayın yaptık. Bizim katılımcılara özel, Ahmet de hatırlayacaktır. Fethiye'den bir kadın katıldı, avukat. Milliyetçi kökenli. MHP kökenliyim, oradan istifa etmiş ve dedi ki çok enteresan, ben oyumu dedi Mehmet Aslantoy'a vereceğim, Türkiye İşçi Partisi'ne vereceğim dedi. CHP'nin dedi, çünkü orada gösterdiği dördüncü sıra adayı zannedersem Gelecek Partili, Mehmet Aslantoy'a vereceğim dedi. Böyle karşılaşıyor musun gittiğin yerlerde, Muğla'da? Çok. Bu benim buraya gelişim 5. gün. Evet. Annemin bir rahatsızlığı dolayısıyla bir 2 gün Ankara'ya gitmek zorunda kaldım. Yaşları ilerledi artık. Yani şimdilik iyi. Akut bir sorun olursa bir pauzlamam gerekecek. Öyle bir süreçten geçiyorum. Ama öğretmen emeklisi ablalarım yanımda filan. Şimdi 5. gün ve geniş bir coğrafya tabii malumun. Yani Çok. Birazcık böyle bir lokasyondan oradan oraya, oradan oraya, ama hiç sızlanmıyoruz. Çevreyle ilgili destek verdiğimiz alanlar var, nokta buluşmalarımız var. Aldığımız şey şu, bir bunun işte 35 yıl, 40 yıla yakın bir süre bir akrabalık bağı. Seyircinin hatırasında ya da gözünde, gönlünde bir yerimiz olabilir elbette. Ama başka bileşenler var senin de bildiğin gibi. Öyle bir yere sıkıştık ki artık, yani meclis kendi kişisel kariyerini, bir takım ilişkilerini, bir takım korelasyonları arayan insanlarla olmamalı. Yani ben oradan nöbeti tamamlayıp geriye dönmek istiyorum zaten. Yönetmen olarak da dönmek istiyorum. Yani yapacak işlerimiz var. Aktörlükle ilgili belki, yani olur olmaz o başka bir şey. Genç arkadaşlara da alan açmakla ilgili bizim barışık bir halimiz var. Bir tamahkarlığı temsil etmiyorum. Hayatımda hiç etmedim. Yani insan azimli olmalı, doğru. Kendini disipline edebilir, doğru. Ama bu iştah ve şehvet, hayatı sıkıştıran şey bu. Zaten aslında biz bu siyasi kuşatmanın, ideolojik kuşatmalar da dahil, siyasi kuşatmanın biraz burada sınav verdiğine inananlardanız. Yaygın alıyorum. Bu hem gurur veriyor, hem bazen ilginç bir taraftan da. Demek ki takım tutar gibi bir yok, evet, siyasi bir ya da ideolojik angajmanlardan çıkıyor anlaşılan şeyde. Bir sürü bileşen var Fatih. Bir tanesi de bu. Çok yaygın alıyorum. Üstelik bunu mesela Fethiye ve yukarısı başka bir kültürel iklimdir. Evet. Başka siyasi eğilimleri vardır. Köyceğiz, Ortaca Dalaman başka bir şeydir. Tanırım ben de 30 yıldır bölgeyi. Bodrum'a gelince başka bir sosyolojik kitle var. Atmosfer, demografik yapının yeni son 15 yılı başka bir şey söylüyor. Milas tarafı öyle. Tarımı bilirim. Ve çok sağ olsunlar, sadece bireysel değil, partinin ortaya koyduğu ve sahiden asla şu ya da bu sebeple eğilip bükülmeyecek, kendi çıkarı ya da geleceği için kamusal alanı
kimseye peşkeş çekmeyecek arkadaşlardan oluşuyor. Ve benim için bu mesele çok kıymetli mesele. Peki, peki böyle kısa kısa cevaplar alayım. Muğla'yı siz mi istediniz? Hayır, ben hiç tıpkı desteği dışarıdan da verebilirim. Evet. Bir listeye girmem gerekmiyor dedim ben ısrarla. Hı. Abi bu resmin içinde bu kompozisyonda birlikte olalım dediler. Ben hiçbir konuda liste, bölge, hiçbir evet. pazarlık yapmadım. Yapılacak yerde değil zaten Türkiye İş Partisi ve arkadaşlar. Tabii, aynen öyle. Peki eşiniz ve çocuklarınız siyasete giriyorum dediğinde ne dedi size? Ya ne yapıyorsun Mehmet falan dediler mi acaba? Ya onlar aslında siyasetten daha başka tür sahiplerle, kaygılarla burada bir yolculuğa çıktığımın farkındalar. Evet. Yani anladım. Hakikaten Fatih bir şeyleri böyle değiştirmek, bir şeyleri yani buraya katkı sunmak. Yani katkı buraya sunmak. Gerçekten katkı sunmaya ihtiyaç katkı var yani. Gelen sorulardan bir tanesi tip Atatürk'e karşı mı diye soruyorlar. Türkiye İşçi Partisi. Hayır. Hayır. Böyle sorularla asla. Karşılaşıyor musun abi? Evet yani şöyle bir şeyler oluyor. Bu tabii ittifaklar üzerinden insanların algıları biraz paralize oldu. Bir de iktidar muktedir artık bir parça böyle günahkar, vatan haini, şeytanlaştırma politikalarında yaslandığı bir gerekçe kaldı güvenlik politikaları üzerinden. Evet. Yani insanları biz milyonlarca gencimizi bu ülkeyle aidiyete çekmek için çabalıyoruz. Arkadaşlar tutup orada bu çabayı hainlikle suçlayabiliyorlar mesela. Bu çok şu ömürde çok trajik bulduğum şeylerden bir tanesidir. Evet. Ben evet. kendi evladım dahil oğlum memleketinle ilişkini sakın koparma gençlerle bütün sıkıntılara rağmen burada aydınlık bir gelecek inşa edeceğiz ve siz bundan gurur duyacaksınız. Sizin de emeğinize ihtiyacınız var diye konuşuyoruz. Bu dili bu arkadaşlar şu ya da bu beraberlik üzerinden, şu ya da bu farazi iddialar üzerinden hainlikle suçluyorlar. Ya insan bu kadar kötü olabilir mi? Kötüler çok. Birazdan o kötülerden bir tanesini senin yayın bittikten sonra zaten manşet konumuz var. İktidara gelecek olursa muhalefet nasıl tehdit etmiş onu anlatacağım abi. Peki Muğla'da Yeşil Sol Parti ile bir ittifak yok herhalde değil mi? O da kendi listesinden mi giriyor? Hayır. Hayır, kendi listesinde giriyor. Yani bu ittifakın, yani Türkiye İşçi Partisi'nin bu süreçte ortaya koyduğu, koymak istediği iradeyi de doğru okumak lazım. Hmm. Yani solun yarın mecliste temsil edeceği gerçekten dürüst ilkelere yaslanmış. Hakikaten kamusal alanı her alanda yani çevrede, hak ve özgürlüklerde, sosyal devletin inşasında. Yani şu yolun suyun elektriğin arasına giren tüccarı bir atalım hayatımızdan. Bu nasıl bir şeydir yani? Evet. Daha birçok alanda, eğitimde, barınmada artık beslenme sınavı veriyoruz. Yani böyle bir şey aynen, olabilir mi? Güzel. Tarımla ilgili beslenme çok sınavı. Çok çok güzel programlar yaptın, çok güzel tarifler. Ben de bir köy, kasaba çocuğu olarak yani üniversiteye hayat, çalışma hayatının öncesinde o iklimi bilirim. Yani Karadeniz'de de bilirim, Ege'de de bilirim. Ya bu kadar insanın çığlık attığı bir yerde yıllardır gittikçe şiddetle artan çığlığına insan bir dönüp gönlünü açar yani. Gözünü açar, kulağını açar. Biz nelerle uğraşıyoruz? Şaka gibi yani. Peki o bölgeyi dolaşırken Muğla'yı çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Ya insanlar birinci derecede sorun neyi öne koyuyorlar abi? Üç aşağı beş yukarı Muğla'yı ben de biliyorum. Özellikle Marmaris taraflarının. Birinci sırada ne var insanların sorununun çözülmesi açısından? Yani ben sadece birinci sırada ekonomik herkes deriz diyebiliriz filan ama bence bu kibrin ve bu garip kuşatmanın bir kere herkesin onurunu çok fena halde zedelediğini görüyorum. Kendi adıma ben de olduğu gibi. Evet. Yani bizim izin verdiğimiz kadar öngörün, bakın, hı-hı. düşünün vesaire gibi. Yani bu işte bir parça bu güvenlik politikaları meselesinde işte bekaydı ve filandı gibi kendilerince kurguladıkları yani ama bütün diğer alanlarda bunu neredeyse önemsiz kılan davranışlarını kapatmaya çalışmalarının farkında insanlar. Dolayısıyla mesela sadece tarımda geldiğimiz nokta Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan Ege'ye, Orta Anadolu'da bir takım çalışmalarda bulundum. Ben buralarda evet. çiftçinin, şimdi bu göç dalgası ile ilgili olarak son 20 yıldır, son çeyrek yüzyıldır yapılan hiçbir şey yok. Şehir hala, işte uzatmayayım cevabı belki yeni şeylerle. Ama ekonomiyi biricik sebep olarak görmekle birlikte kanaatim o ki hiçbir bölgede
buna Karadeniz'i de dahil ediyorum. Kademe kademe insanların artık büyük yanlışların, artık birbirine devrilen, birbirinin üstüne devrilen büyük yanlışların ve bu yanlışları da garip bir ihtirasla ve kibirle kapatmaya çalışmanın da dertlenmesi için de insanlar. İşte ama yani, bu şeyden kaynaklanıyor Mehmet abi. Yani yozlaşmadan, bozulmadan kaynaklanıyor. İnsanın yozlaşmasından maalesef kaynaklanıyor. Bak şöyle bir mesaj var. İşçi Partisi'nde tansiyon hep yüksek. Gülen yüz yapmış. Mehmet Bey ise sakin biri. Ateşli meclis konuşmalarını bekleyelim mi? birbirimizin üslubunu taciz etmeden herkes kendince bir şey söyler. İnsan günün sonunda herkesin bir, hatta oyuncuyu bile belirleyen özüdür diye iddialar var. Yani hani bir karakter yaratılır, bir şey olur filan ama bakalım dünya işte şeylerinde de, önemli oyuncularda da sonunda herkes kendi dilinden, entonasyonundan, gözünden, duruşundan bir şey taşır oyunculuklarına. Sanıyorum hayata diyelim ona daha doğrusu. Aynen doğru. Sanıyorum mecliste, ama biz tiple bir meclisi insanların çok özlediğini ben kendi adıma görmüştüm. Ben Mehmet abileri olarak çok tatmin olmaya hazırdım. Bundan dolayı da gurur duyuyordum. Şimdi arkadaşlarımla birlikte olmaktan da gerçekten onur duyuyorum. Peki son olarak şunu sorayım. Nasıl bir kitle seni Muğla'da destekliyor? Kadın mı, erkek mi, yaşlı mı, genç mi, öğrenci kitlesi mi? Nedir gördüğün, karşılaştığın manzara? Valla hani böyle bir ilk etapta yine bu geçmişten gelen akrabalık bağı diyeyim ona, duygusal bağ diyeyim. Belki onun da tetiklediği bir şey. Başka bileşenler de vardır. Bizimkilerin, insanların hayatındaki yeri falan ama sanıyorum yani kadınlarımız, ablalar, teyzeler, abiler, amcalar, kardeşler, yani çok aslında karışık bir yapı. Çok küçük çocuklarla bile başka bir yerden buluşuyoruz ki benim filmografimde onlara yönelik bir şey yoktur çok. Yani onları büyüten, onları ağırlayan sitcomlar falan olmadı. Son yaptığım Bu Hanım'ın Çiftliği'nden sonra bir canım babam vardı. Epeydir yok. Ama buna rağmen ilginç bir şey oluştu diyebilirim aslında. Yani karışık bir tat var. O zaman Kızıllık Şerbeti hakkında ne düşünüyorsun? Filmlerden bahsettin ya, oynadığın dizilerden. Yasağı falan ne diyorsun abi? Yani olacak şey değil. Şimdi biz orada ne oldu? Yani bu kurmaca karakterler üzerinden toplumun hassasiyetleri ya da toplum mühendisliğine dair bir tecavüz mü vardı? Yani bu rutin kararları anlaşılır gibi değil. Yani ben ısrarla bir davette bulunmuşlardı. Benim 30 yıldır TRT dramaları benim hayatımda çoktur geçmişte. Hepsi de edebiyat uyarlamasıdır. Şimdi bu arkadaşlar bu kamu mallarını kendi mülkleri zannediyorlar. Yani aradaki yapımcı bir şey için davet ediyor bir karaktere. Peki diyorsun, orada yeni insanlarla bir yolculuğa çıkıyorsun. Yani depremle hayatın işte sosyolojik alanları, sıkıştığımız yerler, hepimizi ilgilendiren büyük travmalarla ilgili hakikati temsil eden bir şey söylemeye kalkıyorsun. Alınıyorlar yani. Ve satın almaya çalışıyorlar mesela garip bir biçimde. Hani alınma siler, değil ya siler. Bu Mehmet abi. Ben bunu alınma olarak değil ya. Aman bir şeyleri etkiler. Aman bizim kitleyi etkiler. Aman bizim kitleyi bir şeylerden soğutur eder. Bunun kaygısı içerisinde. Bir kaygıyla yaşıyorlar ya. Ben onu görüyorum. Ben tabii alınmayı böyle cümlenin içinde biraz şey gibi söyledim. Alınmayı daha çok şey. Yani onlar kendi ihtiraslarının, basınçlarının bu totaliter zihniyetlerinin içinde onları paralize eden, onları açığa çıkaran duygulardan haliyle rahatsız oluyorlar aslında. Bu faşizan bir tabi. Bunun açıklaması o. Ben alınmayı cümle öyle taşıdı. Deminki soruya cevap olsun. Hani bazen üstü bu bazen çok sert ve çok keskin kelimelerle ilişki. Evet, ondan. Sizin gibi insanlara ihtiyaç var gerçekten mecliste. Bak az önce hani bir son olarak da o mesajı, o Buket Hanım'ın mesajını koyabilecek misin? Dedim ya, Fethiye'de milliyetçi kökenli bir avukat pazar günü bağlandı. Takma ismi var YouTube'da. Aşağı yukarı 10 bine yaklaştık şu anda izlenme olarak. Çok da iyi izleniyoruz, onu da söyleyeyim. Çok teşekkürler. Son olarak şu mesajı okuyayım. Buket Hanım şöyle diyor. Buket, ben pazar günü bağlanmıştım. Tip seçmeniyim. Bu kişi var ya, Fethiyeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etmiş bir kişi. Muğla'nın en büyük sorunu barınma ve tarım alanlarımız. Sizinle aynı fikirde gördüğüm kadarıyla. Evet.
Peki. Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. Muğla'da 14 Mayıs akşamı benim özellikle gel Muğla diyeceğim, getirin Muğla'yı diyeceğim önemli yerlerden biri. Yolunuz açık olsun. Umarım kazanırsınız. Mecliste görürsünüz. Çok teşekkür ederim. Yani kazanmaktan daha ziyade bu yolda bir gerçekle, bir hakikatle ve olabildiğince bu hayatı kendi çıkarı, cüzdanı filan gibi değil de, ikbal istikbal değil de, kamu yararı üzerinden bedenini, gönlünü koymuş çocuklarla, arkadaşlarla birlikte olmak, yani bu ahir ömür için yeter. Yani. Ya, vallahi yeter. Peki. Ne diyor? Bir magazinsel soru. Biz dizilerden tanıdık. Evet, fakat aile duruşuyla sevdik demiş. Duygu Hanım da bu mesajı gönderiyor size. Mehmet Aslantu, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarınıza da çok selamlar. Başarılar. Baş üstüne ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Fatih. Sağ ol, var ol abicim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Mehmet Aslantu, TİP, Türkiye İşçi Partisi Muğla adayı. Eğer konuşmasını dinlediniz, kafanız yatıyorsa, kararsızsanız, ben kime oy vereceğim diyorsanız, alın, adaylardan bir tanesi orada. Mehmet Aslantu. Siyasette bir ikbal olarak değil, bir haysiyet meselesi olarak gördüğünü söylüyor ve Muğla'dan aday adayı. Bu da aklınızda bulunsun. Zaman zaman böyle isimleri getireceğiz. Önümüzdeki hafta da böyle bildik isimleri karşı karşıya getireceğiz. Siyasete ilk giren ama başka mecralardan, başka sektörlerden tanıdığımız insanlar. Onlarla bir arada olacağız. Saatlerimiz 12:01 geçiyor şu anda. Allah bütün gençliğe senin terbiyenden versin demiş. Çok da sevilen bir insan Mehmet Aslantu gördüğüm kadarıyla. Yolunuz açık olsun diyenler var. Meclisin ikinci sırrı Süreyya'sı diyenler var. Düzgün bir insan Mehmet Aslantu. Böyle insanların da ihtiyacı var. Allah bütün gençliğe veya şu güzel insanları görünce umut doluyorum, ayağına taş değmesin demiş. Kadınlar, erkekler bu şekilde mesaj atıyorlar. Olumsuz bir iki tane gördüm ama genelde olumlu gördüm. Muğlalıyım. Geçen TİP çalışanları bana... Bir dakika Ahmet, orada bir şey vardı ya, bir mesaj vardı, onu okuyayım mı? Ha, Muğlalıyım. Geçen TİP çalışanları bana gazete verdi. Hemen yanına Zafer Partisi grubu masa kurmuştu. Bana kart verdi. Gülen yüz yapmış. İşte böyle olması gerekiyor.